Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Deutsch Intensiv A1 ders videolarıyla tekrar karşınızdayız. Bu dersimizde arkadaşlar die preposition, yani yer edatlarını görüyor olacağız. Bunu datiflikle beraber görüyor olacağız arkadaşlar. Zwischen, neben ve an yer edatlarını görüyoruz. Hazırsanız dersimiz başlasın. Die Präposition, yani yer edatları denilince aklımıza ne gelmeli? Die Präposition arkadaşlar, yani yer edatları üstünde, altında, yanında, eşiğinde gibi anlamlara denk düşüyor. Güzel Türkçemizde sondan eklemeli bir dil olduğundan dolayı arkadaşlar ne yapıyoruz? Üstünde, altında şeklinde ne yapıyoruz? Yorumlamış oluyoruz. Ancak Almanca'da bu farklı. Neden farklı arkadaşlar? Hatırlayacak olursanız önceki dersimizde de, hatta iki dersimizde bu preposition konusunu görmüştük. Bunun devamı niteliğinde aslında bu dersimiz. Orada da değinmiştim. Ne demiştim? Artikeller var. Dolayısıyla bu artikeller dönüşüme uğruyor. Ve üstünde, altında, yani ismin D hali söz konusu olduğunda bu datif olarak inceleniyor Almanca'da. Der, deme dönüşüyor. Die, dere dönüşüyor. Das, deme dönüşüyor. Die çoğullar da arkadaşlar den ve ismin sonuna en gelmiş oluyor. Tekrar şöyle bir hatırlayalım. Demek ki der ne oluyormuş? Deme dönüşmüş oluyor. Die, dere dönüşüyor. Das, tekrar deme dönüşüyor. Die çoğullarda ne oluyormuş? Den ve kelimenin sonuna en gelmiş oluyor. Dilerseniz bunu örneklerle bir inceleyelim. Datif arkadaşlar nerede sorusunun yanıtı niteliğinde. Dolayısıyla wo sorusunu sormam gerekiyor. Cümlenin içerisinde wo diye sorduğumda bunun karşılığı geliyorsa bu datiflik kapsamı altındadır. Böyle değerlendirmek gerekir. Dolayısıyla şimdi ilk örneğe bir bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Şimdi her şeyden önce bir edatımıza bakalım arkadaşlar. Burada yanında, bakın burada bir mesafe var. Hemen yanı başında değil, yanında, değil mi? Bu sebepten neben demem gerekiyor. Demek ki yanında derken neben prepozisyonu, yer edatı kullanılmış. Şimdi örneğimize bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Die Uhr liegt neben dem Hut. Evet. Die Uhr saat demek arkadaşlar. Liegen, onu da değinelim yeri gelmişken. Liegen yatay vaziyetteki, yatay pozisyondaki nesneler için kullanılırken dikey pozisyonunda da stehen kullanılıyor. Tıpkı bunu daha önceden de görmüştük, değil mi? Tıpkı ne gibi? Şişe gibi, vazo gibi, değil mi? Dikey pozisyonda olan objeler, nesneler için kullanılıyordu. Dolayısıyla burada yatay vaziyette bir saatten bahsetmiş oluyorum. Saat, die Uhr demek. Saat, bakın mavi ile verilmiş. Demek ki bu der artikeli. Der Hut, der Hut şapka demek arkadaşlar. Demek ki Hut, der Hut şapka demekmiş. Saat şapkanın yanında yatıyor demeyiz. Ne deriz? Duruyor deriz. Öyle değil mi? Ancak Almanca'da liegen ya da ist de diyebilirdik. Dolayısıyla die Uhr liegt neben dem Hut arkadaşlar. Der ne olmuş? Dem neben dem Hut şapkanın yanında duruyor. Ne duruyor? Saat. Demek ki die Uhr liegt neben dem Hut demiş oluyorum. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Die Vase steht neben dem Kleid. Evet. Die Vase, vazo. Das Kleid, elbise. Değil mi? Dolayısıyla vazo, değil mi? Dikey pozisyonda olan bir obje olduğu için liegen, liegen deseydik ne olurdu? Vazo, yatay vaziyette. Ancak dikey konumda, değil mi? Dolayısıyla stehen'i kullanmam gerekiyor. Die Vase steht diyeceğim. Buraya baktığımda bakın yeşille verilmiş. Yeşille verildiğinde artikelimiz ne oluyordu? Das, değil mi? Uluslararası renk kodu das. Demek ki yeşil. Ne olacak? Dem Kleid. Neben dem Kleid? Yani elbisenin yanında. Vazo elbisenin yanında duruyor diyeceğiz. Dolayısıyla die Vase steht neben dem Kleid. Neben dem Kleid? Elbisenin yanında. Ne duruyor? Vazo. Tabii bu sorusu ne? Wo?
Wo steht die Vase? Değil mi? Vazo nerede duruyor? Vazo elbisenin yanında duruyor derken die Vase steht neben dem Kleid demem gerekiyor. Bu kadar kolay. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Das Handy ist neben der Tasche demiş. Das Handy arkadaşlar cep telefonu demek. Cep telefonu demek ki çantanın yanında. Bakın burada die Tasche ne olmuş? Der Tasche. Demek ki die Tasche der Tasche'ye dönüşüyor. Neben der Tasche çantanın yanında derken demek ki neben der Tasche demem gerekiyor. Die der oldu. Cep telefonu çantanın yanında duruyor. Dolayısıyla ne diyeceğim? Düzeltiyorum. Das Handy ist neben der Tasche. Das Handy ist neben der Tasche. Ben pekala buna yatay vaziyette duruyorsa liegen de diyebilirdim. O zaman ne olurdu burası? Das Handy liegt neben der Tasche. Pekala bu da olabilirdi. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Die Schere liegt neben den Stiften. Evet. Die Schere makas demek arkadaşlar. Evet gene yatay pozisyonda olduğu için ne olacak? Liegen olacak. Die Stiften kalemler anlamında arkadaşlar. Der Stift kalem. Hatırlayacak olursanız kurşun kalem neydi? Der Bleistift. Ancak kalem derken der Stift, die Stifte. Dolayısıyla ne oluyor çoğullarda arkadaşlar? Den ve kelimenin sonuna ne geliyor? En. Tabi karakteristik olarak baktığımızda bu böyle. Ancak söz gelimi bu das Auto olsaydı ya da das Radio olsaydı çoğullarda ne olurdu? Die Radios, die Autos. Dolayısıyla orada en olmazdı. Bunu şablon olarak görmekte fayda var. Dolayısıyla bu cümle bize ne diyor? Makas kalemlerin yanında duruyor derken die Schere liegt neben den Stiften demiş oluyorum. Die Schere liegt neben den Stiften. Makas kalemlerin yanında duruyor anlamına gelmiş oluyor. Az önce söylemiş olduğum gibi mutlaka ben datifi eğer datifi gerektiren bir cümle yapısı varsa neyi sormam gerekiyor? Wo. Kilit bu arkadaşlar. Kilit sorumuz bu. Wo yani nerede? Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Uhr liegt neben dem Hut. Die Uhr liegt neben dem Hut. Die Vase steht neben dem Kleid. Die Vase steht neben dem Kleid. Das Handy ist neben der Tasche. Das Handy ist neben der Tasche. Die Schere liegt neben den Stiften. Die Schere liegt neben den Stiften. Şimdi arkadaşlar bir diğer prepozisyon yani yer edatını görüyor olacağız. Bakın çizimi arkadaşlar. Burada yuvarlak obje hemen bu karenin eşiğinde. Dolayısıyla bir temas var. Demin bir aralık vardı. Ne yapmıştık? Neben demiştik. Ancak burada bir temas olduğundan dolayı an demiş oluyorum. Yani o obje diğer objenin hemen eşiğinde anlamı çıkmış oluyor. Dilerseniz örneklere bakalım arkadaşlar. Bu örnekler bir önceki örnekle aynı. Bunu yapmamın sebebi arkadaşlar aradaki farkı kavrayalım diye. Dolayısıyla bizim odaklanmamız gereken durum aslında bu yer edatları olduğundan dolayı yani prepozisyon olduğundan dolayı birbirine benzer örneklerden gitmeyi doğru buluyorum. Buraya baktığımızda şimdi arkadaşlar die Uhr liegt. Bakın neben dem Hut demiştik az önce çünkü orada bir aralık vardı. Ancak burada şapkanın eşiğinde diyeceğim. Dolayısıyla die Uhr liegt an dem Hut ne demek? Hemen eşiğinde, hemen yanı başında anlamı çıkmış oluyor. Dolayısıyla bakın der Hut ne olmuş? Dem Hut olmuş. Dolayısıyla an dem Hut o şapkanın eşiğinde. Hatırlayacak olursanız arkadaşlar günler konusunda ne demiştik? Mesela işte pazartesi günü, salı günü derken ne diyorduk? Am Montag, am Dienstag diyorduk değil mi?
Onun nereden geldiğini merak edecek olursak arkadaşlar, o aşamada söylememiştim. Ancak şimdi yeri ve zamanı. Neden arkadaşlar? Bakın, an ve deyim birleşmiş, an muntak olmuştu. Dolayısıyla an deyim diyecek olursak belli başlı bir şeyi ne yapmış oluyorum? Göstermiş oluyorum. Dolayısıyla bunu bir genelleme şekline sokacak olursak am şeklinde kullanmam gerekiyor. Bakın burada ben mesela saat, şapkanın, belli başlı bir şapkanın yanında derken an deyim hood demiş oluyorum. Ancak orada bir tane şapka varsa şapkanın eşiğinde derken am hood demem yeterli olacak. Dolayısıyla die Uhr liegt am hood diyebileceğim gibi an deyim hood, o belli başlı şapka da diyebiliyorum. Demek ki ne yapmış oluyorum? Der Hut datiflikte neye dönüşüyormuş? Deyime dönüşüyormuş. An dem Hut ya da kısaltılmış olarak am Hut diyebiliyorum. Tıpkı nerede olduğu gibi, günlerde. Am Montag, am Dienstag'da olduğu gibi. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Die Vase, az önce söyledik, neydi? Vazo demekti. Dikey vaziyette ise ne diyorduk? Stehen değil mi? Tekilde ne yapıyoruz? Çekimliyoruz ve ne diyoruz? Steht diyoruz. Die Vase steht. Şimdi diyeceğim ki elbisenin eşiğinde, yanında, yanı başında anlamında ne yapacağım? An yer edatını kullanacağım. Ancak burada das Kleid neyi dönüşüyor? Dem Kleid. Dolayısıyla an dem Kleid ya da am Kleid. Öyle değil mi? Dolayısıyla vazo eteğin neresinde? Eşiğinde duruyor değil mi? Dikey olarak. Dolayısıyla die Vase steht an dem Kleid ya da die Vase steht am Kleid pekala diyebilirim. Buraya bakalım arkadaşlar. Das Handy neydi? Cep telefonu demekti. Die Tasche neydi? Çanta demek. Dolayısıyla buraya bakıyoruz arkadaşlar. Die Tasche neye dönüşüyor? Der Tasche. Dolayısıyla an der Tasche demem gerekiyor. Bakın burada böyle bir kısaltma yok. An der Tasche şeklinde bürünmüş oluyor ve o şekilde kalıyor. Cep telefonu çantanın eşiğinde, hemen yanı başında anlamına gelmiş oluyor. Dolayısıyla das Handy ist an der Tasche. Demek ki cep telefonu çantanın hemen eşiğinde, yanı başında derken das Handy ist an der Tasche demem gerekiyor. Peki çoğullarda durum ne? Çoğullarda da gene aynı şekilde arkadaşlar. Ne olacak? Die, ne demiştik? Den, nokta nokta en değil mi? Kelimenin sonuna en geliyor demiştik. Die Stifte neydi? Kalemler demekti. Dolayısıyla makas, kalemlerin hemen yanı başında, eşiğinde anlamına gelen anda kullanmam gerekiyor. Ne diyeceğim o zaman? Die Schere liegt an den Stiften. Demek ki die Schere liegt an den Stiften, makas kalemlerin yanı başında, eşiğinde duruyor demiş oluyorum. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Uhr liegt an dem Hut. Die Uhr liegt am Hut. Die Vase steht an dem Kleid. Die Vase steht am Kleid. Das Handy ist an der Tasche. Das Handy ist an der Tasche. Die Schere liegt an den Stiften. Die Schere liegt an den Stiften. Şimdi arkadaşlar yer edatlarından arasında yer edatını görelim. Arasında arkadaşlar Almanca'da bakın iki objenin arasında olduğu için biz buna Almanca'da zwischen diyoruz. Demek ki zwischen neymiş? Arasında demekmiş. En başta söylemiştim. Gene hatırlatmakta fayda var. Demek ki ben mutlaka ama mutlaka ne yapıyorum? Datiflikten dolayı nerede derken wo sorusunu sorduğumda ne oluyormuş demek ki? Bunu datifle bir araya getirmiş oluyorum. Şimdi ben bir cismi konumlandırdığımda dediğimde işte buradaki örneğe bakacak olursak wo ist das Fahrrad diye sordu. Das Fahrrad arkadaşlar bisiklet demek. Bisiklet nerede? Şimdi bisiklet iki objenin arasında olduğu için ve ikisi de
aynı obje ise eğer, nedir bu? Buradaki örnekten yola çıkacak olursak araba, yani das Auto. Das Auto çoğulu neydi? Die Autos. Ancak burada arkadaşlar die Autos denildiğinden dolayı sonu o ile bitiyorsa çoğullarda, değil mi? Bunu görmüştük daha önceden A1 ders videolarında. Ne demiştik? Das Auto die Autos diye yorumlanıyordu. Dolayısıyla bu yapıya baktığımızda den nokta nokta en dedik şablon olarak, ancak bunu buraya uyarlayamıyoruz. Gene den geliyor ancak sonlandırıcı es olarak kalması gerekiyor. Dolayısıyla ben bisiklet arabaların arasında diye söyleyecek olursam ne diyeceğim? Das Fahrrad ist zwischen den Autos. Bakın gene aynı şablonu kullandım ancak sonlandırıcı en değil es şeklinde karşımıza çıkmış oluyor. Haklı olarak şunu söyleyebilirsiniz. Ben bunu nasıl ayırt edeceğim? Zaman içerisinde arkadaşlar bundan emin olabilirsiniz. Beynimiz bunun ne gibi bir sonlandırıcı olması gerektiğini bize hatırlatacaktır. Bu iyi bir şekilde oturacaktır. Bundan emin olabilirsiniz. Tıpkı artikelleri ezberlediğimiz gibi bu sonlandırıcılar, sonlandırıcıların datif haldeki durumları nedir diye beynimiz mutlaka bunun farkındalığını oluşturacaktır ve bunu sürekli tekrar ettiğimizde zaten bunu kavruyor olacağız. Evet, buraya baktığımızda demek ki bisiklet arabaların arasında derken demek ki ne yapıyorum? Das Fahrrad ist zwischen den Autos demiş oluyorum. Buraya baktığımızda arkadaşlar bir sonraki örnekte die Lampe neydi? Die Lampe lamba demekti. Der Stuhl neydi? Sandalye. Sandalyeler derken die Stühle, bakın burada e ile bittiği için bu kapsam içerisinde yani sonlandırıcı en'i koyabilirim. Dolayısıyla zwischen den Stühlen, iskemleler ya da sandalyelerin arasında derken zwischen den Stühlen diyebilirim. Lamba değil mi? İskemlelerin arasında diyecek olursam demek ki ne diyecekmişim? Die Lampe ist zwischen den Stühlen. Lamba, die Lampe ist zwischen den Stühlen. Demek ki die Stühle ne oluyor? Den Stühlen. Bakın birinci örnekte ve ikinci örnekte iki aynı objeden bahsettik. Buradaki olayın obje neydi? Arabalar. Buradaki neydi obje? Ya da objeler? İskemleler, sandalyeler. Peki bir obje diyelim ki A objesi ve B objesi olacak olsaydı ne olurdu? Ona bir bakalım. Öncelikle bir anlamlandıralım arkadaşlar. Der Füller neydi der Füller? Kırtasiyeler konusunda görmüştük. Dolma kalem demekti. Değil mi? Das Buch kitap demekti. Der Bleistift bu da kurşun kalem. Şimdi ben diyeceğim ki dolma kalem kitabın ve kalemin arasında. Ne yapacağım? Çok kolay. Der Füller liegt. Liegen neydi? Yatay vaziyette duruyor demek. Değil mi? Der Füller liegt zwischen. Bundan sonra ne yapayım? Bakın. Buch. Das Buch olduğundan dolayı ne olacak? Dem Buch. Dem Buch'u getiriyorum. Und ve dem Bleistift. Bakın. Der Bleistift ne olmuş? Dem Bleistift olmuş. Ve cümlem tamamlanmış. Bakın. Ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz. Der Füller liegt zwischen dem Buch und dem Bleistift. Bakın demek ki das Buch, dem Buch, der Bleistift, dem Bleistift. Buna dönüşmüş oluyor. Bu kadar kolay. Demek ki dolma kalem kitabın ve kalemin, kurşun kalemin arasında derken der Füller liegt zwischen dem Buch und dem Bleistift demiş olacağım. Peki durum die artikeli için geçerli olsaydı ne olurdu? Ona bakalım. Die artikelinde ne oluyordu arkadaşlar? Dere dönüşüyordu. Bakın buradaki örneğe. Das Handy neydi? Cep telefonu demek. Cep telefonu nerede? Das Glas arkadaşlar bardak ya da cam anlamına geliyor. Buradaki anlam bardak, öyle değil mi? Bardağın ve şişenin arasında bakın. Die Flasche, bu da şişe demek. Dolayısıyla cep telefonu bardağın ve şişenin arasında diyeceğiz. Nasıl diyeceğiz? Das Handy ist zwischen, Glas'ın artikeli neymiş? Das Glas. Neye dönüşmüş?
dem. Dolayısıyla zwischen dem Glas und bakıyoruz. Flaschen artikeli ne? Die. Neye dönüşmüş datifte? Dere. Dolayısıyla der Flasche. Topluyorum. Ne diyorum? Cep telefonu bardağın ve şişenin arasında. Ne diyeceğim? Das Handy ist zwischen dem Glas und der Flasche. Demek ki cep telefonu bardağın ve şişenin arasında derken das Handy ist zwischen dem Glas und der Flasche demiş olacağım. Ne kadar kolay olduğunu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrar edelim. Das Fahrrad ist zwischen den Autos. Das Fahrrad ist zwischen den Autos. Die Lampe ist zwischen den Stühlen. Die Lampe ist zwischen den Stühlen. Der Füller liegt zwischen dem Buch und dem Bleistift. Der Füller liegt zwischen dem Buch und dem Bleistift. Das Handy ist zwischen dem Glas und der Flasche. Das Handy ist zwischen dem Glas und der Flasche. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde yer edatları yani die preposition konusunu datifle beraber ne yapmış olduk? Bir araya getirdik, analiz ettik. Neben, an ve zwischen yer edatlarını çeşitli artikellerle ne yapmış olduk? İncelemiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.